Bu kanal içerisinde her türlü formatta işler yapmayı deniyoruz ve sevgili Baturan kardeşimiz dedi ki abi bende bir format var mükemmel dedi, YouTube'da dedi bir format dedi en az dedi 1 milyon izlenir dedi. Ne dedi format? Sen, ben dedi. Olay şuymuş abi, sorular soracaklarmış bize. Abi olay şuymuş sana duruyor. Bize sorular soracakmış, biz de kaldıracağız. İşte sen mi ben mi diyeceğiz ve onun üzerine muhabbet çevireceğiz. Ha, sorulara mı cevap vereceğiz? Evet. Bak hatta örnek Baturan sordu. Nasıl soruların cevapları evet, hayır olabilir, var yok olabilir, bak, uygun anlayacağım. Uygun değil olabilir ama sen ve ben nasıl olabiliyor sorunun cevabı? İlk örnekte anlayacağım. Anlamadım. Hanginiz tartışırken çekilmez? Çekilmez. Sen ne dedin? Evet ben. Çekilmem. Evet doğru. Ben hiç ben... asla geri adım atmam. Böyle. Sonuna kadar giderim. Mevzunun özeti bu. Okey mi? Tamam güzel okey. Hadi yapalım. Ben varım yapıyoruz yani. Yapıyoruz zaten şu an. Kaçmam. Kaçmam ben buradayım arkadaşlar. Ben bu sorunun hepsini cevaplarım. Hanginiz çabuk sinirlenir? Ben. Dedik ya bunu. Hepsi aynı soru şimdi. Evet böyle mi olacak? Sinirleniyor ama değil mi? Şu an sinirlenmeye başladı. Bunlar nasıl sorular ya? Saçma sorular. Evet ben. Sen. Bir dakika soru neydi lan? Sinirlenir miydi? Aynısı mıydı? Hayır farklıydı. Farklı mıydı? Diğeri tartışırken kim çekilmezdi? Sen. Diğer soruda hanginiz daha çabuk sinirlenirdi? Evet ben tamam ben. Ne kadar tatlı söylüyorum de. Evet ben ağzınızı çürüm herkesin. Evet ben. Çok sinirleniyorum ya. Ben öyle şey değilim. Anlayışlı bir insan değilim. Humanist bir insan değilim. Öyle herkesi sevemem, herkese hak veremem. Herkese nefret ediyorum. O yüzden ben. Kimin sesi daha güzel? Bence bu soruyu geç. Niye? Sen. Kim sesi de berbat çünkü yani. Benim sesim berbat. Ha ama bir dakika ses şarkı söylemek anlamında mı? Şarkı anlamında canım. Ha ben ses tonu olarak düşündüm. Ses tonu olarak Enes'in ses tonu çok güzel bence. Teşekkür ederim. Sağ ol. Öyle düşündüm. Şarkı söylemek olarak da hiç şarkı söylerken seni duymadım. Bir sen söylesene. Hiç duymadım ha. Ne söyleyeyim? Bilmiyorum. Bildiğin şarkı yok yalnız bu arada bu. Enes hiç Türkçe şarkı bilmiyor. İngilizce söyle. Ben bilmiyorum Türkçe şarkı çok fazla. İngilizce söyle. Almanca master! Master! Ya ben seni hiç şarkı söylerken duymadım ya. Ben de seni duymadım Şevne. Nasıl duymadım? Ben söylüyorum. Ben o şarkı mıydı? Ben Dante'ye bile şarkılar söylüyorum. Buna şarkı mıydı? Evet Dante'ye, Melo'ya. Ben her şeye şarkı söylerim ki sevdiğim herkese şarkı söylerim yani. Seninle de bazen şarkılı konuşuyorum. Kim daha çok sorun çıkarır? Ya sorun çıkartmak ama nasıl bir sorun ya bu? Ne demek ki sorun? Sen. Sen. Hayır. Hiçbir şey yapmadım. Bak gözücüğüne böyle baktı bak. Baktı sen. Hayır. Sen. Ya ben daha çok sorun çıkartırım evet. Ya o kadar da çıkartmaz aslında ya sadece. Ya sorun değil olan şeyleri söylüyorum yani. Olan şeyleri söylemek sorun çıkartmak demek mi? Allah Allah. Ben. Evet ben. ben diyor. Hayır ben bu kız ben. Ya. Ben bu kıza kıyamam. Hayır. Bu sorular ne için var şu anda? Ben hazırlattım Baturan. Hayır. Herkes kendini farkına varsın artık. Ben bu şeyin sonunda testin sonu ağlayarak mı ayrılacağım buradan acaba? Psikolojik bir şey yapacağız sana. Kirazoğlu ailesinin romantiği kim? Yok ya. Bu yok, yok ama. Ya, evet. Bu yok. Şöyle tutsam olur mu? Tutuş olabilir mi? Veya şöyle bir tutuş olabilir mi? Hareket çeker gibi. Bak romantiklik ya seviyemiz. Ya da şöyle bir tutuş. Bak sen var ya anası bu çocuğun anası sen az değilsin. Kimin dediği olur? Bu soru sormana gerek yok. Herhangi bir evli çiftte bu sorunun cevabının tersi olacağını düşünmüyorum. Yani. Benim dediğim olur. Allah'ın dediği olur diyorum. Burada ne yazdık son? Evet ilahi. Kim daha pimpirikli? Neye bakıyorsun Şebnem ya? Bunu hemen kaldıracaksın işte. Ben miyim pimpirikli olan? Daha felaket tellalı gibisin ya sen böyle aman o açık kaldı ben, mı tamam, aman ben, bir şey oldu evet, mu? Evet. Mesela, ya bu da dikkatli olmak bakın, demek. Ama Şebnem lütfen olmak yönlendirmeyelim ya. Ya bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Ama evet yönlendirmek istemiyorum. Evet sen yönlendiriyorsun ama beni. Çok kötü yönlendiriyorsun yani. Bütün her şeyin felaketlerin her felaketin sonucu benmişim gibi. Hayır öyle değil. Tamam benim bu da benim. Öyle bir şey değil. Hayır kafaya takarsın ya o yüzden diyorum. Pimpirikli kafaya takarsın. Ya kafaya takarsın. Takmak değil birisinin düşünmesi lazım. Ben düşünüyorum evet pencereyi ondan kapattık bahsetmiyorum. Kapıyı kapattık ondan, onu ben de düşünüyorum. Benim bahsettiğim tamam. Şey şu pimpirikten kastım şu. Mesela diyelim ki dışarıda bir böcek gördü. Ay böcek beni ısırır da çocuğa zarar verilmeye kadar gider yani. Anladın mı hani pimpirikten Enes, kastım bu o. Bu kadar da değilim abartma ya. Dün bana ne söyledin hatırlar mısın? Ama dünkü çok mantıklıydı. Hiç mantıklı çok değildi ya. Çok mantıklıydı ya. Ya çok sokaktan köpek geçiyor. Dante ile koklaşıyorlar. O sokak köpeğinin dişkisi. Koklaşmıyorlar. Salyalı salyalı oynadılar. O
Dante işte onun dışkısını yemişse, o dışkıya da Dante dokunmuşsa, ben de Dante'ye dokunursam çocuğa bir şey olur mu ya kadar giden bir pimpirikliğim var. Yok, ben dışkıdan hiç bahsetmedim. Sadece o köpeğin salyaları Dante'nin üzerindeydi. Dante'yi de henüz yıkamadığımız için acaba oradan bir şey geçer mi? Bence herkes anladı diye düşünüyorum. Yani neyse, sen boşver. Yeni soru. Kötü bir şey değil pimpirikli olmak bu arada. Onu söyleyeyim. Sadece bence şeyden daha pimpirikli. Kim daha iyi film seçer? Ama hangi film olduğuna göre değişir. Ben toplumsal filmleri seçerim. Toplumsal gerçekçi. Ben de Marvel, Doctor Strange. Ben daha çok yani bize bir şey katacak filmleri seçerken ben o de boom. Boş boş filmler seçer. O yüzden ben olduğunu düşünüyorum. Bence de ben. Ben, burada benim ya. Yani nasıl bir tür izlemek istediğinize göre değişir tabii ki de. Evet, ya öyle işte yok fakirler makirler falan bir şeyler istiyorsanız hanım toplumsal sosyalleştirik falan ben. Şey ama dersen ki abi aksiyon var mı tak 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 bana geleceksin. Öyle de İnşallah farklı. Buradan linç yersin. Yani değil mi oğlum anladın işte ya. Allah'ın Fransız sinemasından çıkmış işte işçi sınıfıyla alakalı bir film istiyorsan güzel evet, filmler bu arada. Evet, ama anladım. Kafa yoruyor anladın mı? Şebnem de seyredemiyor artık öyle. Kafayı çok odaklı istiyor çünkü. Seyredemiyor mu değil bir şey yok henüz. Seyrettirmiyor değil mi henüz? Bu ne ya kapat şunu. 10 dakikada silah patlamazsa kapatırım ben. Kim daha kültürlü? Ya bunu bilmiyorum. Benim ama galiba. Ya Şemine bak benim cevabıma hep bakıyorsun ama. Ama benim niye bu ya. Hayır, kim daha özgüvenli? Ben. Cevapları daha iyi veriyorum çünkü. Evet. Hiç farklı cevap verdiniz mi bu arada? Az önce bir filmde verdim. Bir tane verdiniz değil mi? Ama Şemine bana bakarak verirse zaten farklı hayır, cevap olmaz ki. Hayır sana bakmıyorum ya sana bakmıyorum. Sana niye bakayım? Ulan sana... görüyorum. Bak, ya görüyorsun. Bir şey söyleyeyim. Hayır ben kaldırdıktan sonra senin cevabını merak ettim ne dediğini. Ha, anladım, o yüzden bakıyorum Allah Allah. Kim daha sinirlinin cevabını vermiş miydik? Sormadım onu. Tamam kim daha sinirlinin az önce cevabını vermiş miydik? Şemine daha kültürlüdür. Kim daha yetenekli? Net Şebnem. Bence Enes. Hangi konuda? Vallahi her konuda bence. El becerisi, bir şey öğrenme, ya onlar öyle, geliştirme. Onlar yetenek sayılmaz. Onlar yetenek ne yetenek sayılır? Ne sen, bende neydi? Ben ne yeteneğim var benim? biraz düşüneyim. Duran toplarda iyiyimdir. Aa evet ya bak gerçekten ben senin... Halısa arkadaşımız ben. Evet evet. Ben Reis çok... ne yaptın ya halısa? Ben Enes'i izlemeyi çok seviyorum halısa'da gerçekten. Yani telefonda bakıyor Şebnem görüyorum ya seni. Ya hayır ya bir kere baktım sadece konuşmam gerekiyordu Allah Allah. Onun haricinde hepsini izliyorum ve gerçekten çok keyif alıyorum eşimi izlemekte. Ya gerçekten halısa'da bence harika. Defans oynuyorum arkadaşlar. Defans. Ne kadar harika olabilirim sizi yani. Yani görseniz bu arada insan iyi stoper oynuyorsun ha bence. İnsan geçirmiyor ya. Kimse geçemiyor yani. O yüzden ben çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. O yüzden yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ben de Şebnem diyorum. Hadi bakalım. Aa güzelce birbirimizi övdük. Evet. Yağladık böyle sorularla devam. Hanginiz tuttuğunu koparır? Hmm, bu güzel soru. Evet Enes tuttuğunu koparır. Göstereyim mi? Hayır hayır. Tuttuğunu koparmış. Elini bir tutup saçlarla. Saçımı tutup kopar diyor musun sen? Yani ben daha hırslıyım. Öyle diyeyim yani. Bir şey konusunda hırs konusunda ben daha hırslıyımdır. Şebnem o kadar hırs yapar mısın sen ya? Sen de yaparsın aslında. Bilmiyorum. Ya şöyle. Ben sen dedim anlattım üstümden de. Yani Şebnem de hırs var aslında ama bilmiyorum aslında sen bazı şeyler daha hırslısın ya. Sen de ben. Sen niye ben dedin? Bilmem hırslı olduğunu düşünüyorum. Ya aslında ben şunu hırslıyı şu şekilde düşündüm. Bir kere Enes'in çok gençken yazmış olduğu bir şey vardı. İşte seneler sonra nelerim olacak? 5 sene sonra şu olacak. 10 sene sonra bu olmuş olacak falan diye. Bunu çok gençken yazmıştı. İlişkimizin de en başında okumuştuk. Ve biz evlendik. Evet. Onun hepsi oldu. Yani hani evet. Evlenmeden yani onların hepsini gerçekleştirdi. O yüzden bu ben şey, aslında... Çocuk da dahil mi? Hayır hiç çocuk yok, yoktu. Çocuk çocuk ne yazayım abi ne çocuğu 15 yaşında insan çocuk mu yazar ya? Yani öyle çocuk yoktu ama hepsini yaptı o yüzden aslında. O yüzden ben hırslı deyince aklıma direkt öyle bir şey geldi. Aslında hırslı demek mi olur bilmiyorum. Ya bilmiyorum sen beni utandırdın. Soru hırslı değil de tuttuğunu koparan gibi ya, değil mi? Ya işte hani oraya yazmışım ya onu tutmuşum koparmışım gibi şey olmuş. Aslında Şebnem daha fazladır bağ. Mesela diyelim ki bir iş bitirilecek. Şebnem'in iş bitirme potansiyeli benden daha yüksektir aslında. Hani tuttuğunu koparmada Şebnem Oç'tan daha yüksektir. Ya mesela, şey de olur bir yerde hakkını yedirmez mesela. Mesela Şebnem Oç'tan iyidir. Ben onu Şebnem Oç'tan iyidir yani. Şebnem. Ben çok evet orada çok şey yaparım. Yani ben mesela uğraşmam öyle şeylerle. Şebnem hiç, kesinlikle şey yapmaz. Hiç canını sıkmaz Enes böyle konularda. Evet. Ben de sıktıkça sıkarım. Aslında ben de senin gibi olmak isterdim. Sıkmamak isterdim ama o zaman da olmuyor yani. Hep evet. Her yerde hakkımızı yiyorlar. Beni hep ederler arkadaşlar. Şebnem olmasa ezerler. Ya hayır be saçmalama. Şimdi seni kimse ezemez. Hanginiz daha kaba? Kaba mı? Evet. Yani ben daha kabayım galiba. Hiç beklemiyorum. Bu yalandan bir şey mütevazılık bu hani. Ya ama Enes'in hiç kabalığını görmedim. Bunun ne ağzı pistir sen bilmezsin. Evet ben daha çok küfür ederim. Enes'in küfür ettiğinde çok denk gelmedim yani. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Doğru lan evde sen daha kabasın. Evde hiç şey yapmıyor yani. Ben bilmiyorum sizin yanınızda nasıl hiçbir fikrim yok erkek erkeğe muhabbetinde. Ama ben Enes'ten hiçbir şey görmedim. Bir kere çevredeki insanlara falan çok kibardır Enes yani. Enes kibar bir insan evet. Ama sen daha kibarsın diye ben açıkçası hangisi daha kaba? Ya ben de durduk yere insanlara kaba davranmam ama evde daha çok ben küfrediyorum. Öyle diyelim. Söyle bakalım.
Ya bu kulaklar, bu kulaklar kanıyor, kanıyor ya. Ne kaflı şeyler dövüştür oluyor kulaklar. Bu çocuk tüm gün ne duyuyor ben çok merak ediyorum yani ben yokken. Mesela ay ben trafikte her günde gidip geliyorum o kulağa. Of yani trafiktekileri inşallah bilmiyorum duyuyor mudur ya? Hani hanginiz daha iyi araba kullanır? Hmm. Ya bu biraz şey oldu. Ne? Ben değil mi ben? Ben daha iyi kullanıyorum. Çok hayır, inanarak ben çevirmedin abi sanki. Ben daha yani iyi kullanıyorum. Şebnem daha iyi park ediyor. Ha evet. Bir kere park etme iddiasına girdik çünkü göt etti beni. Ben buraya dedim ki bu araba buraya girmez dedim. O da dedi ki kalk lan ben park edeceğim dedi. Dedi yani bunu. Sok lan arabayı dedim. Arabayı da soktu. Göt ya oldum. Ya şöyle bir durum vallahi var. Valla ucu ucuna soktu sonra da benim yüzümden. Kayıt alıyor. Benim yüzümden. Hayır, hayır. Ama benim yüzümden oldu. Tamam olsun ona gerek yok. Hayır söylemem lazım. Arkaya mı vurdu? Evet. Ben dedim ki. Gel gel yapıyor bana orada. Dur bak şu oldu. Dedim ki helal olsun lan. Arabayı soktun dedim. Göt oldu ama dedim. Ama maskeliyiz. O da anlamış ki gel gel yapıyorum sanmış. Maskeli olduğumuz dönemlerde oldu bu. Ben onu övüyorken gel gel yapıyorum sanmış. Pıt diye bir ses duydum böyle. Sonra bir dalga geçtim Şebnem. Şebnem bana bir kızdı sonra. Uf ne kavga etmiştim. Ya zaten ya. İstanbul'da yaşıyoruz arkadaşlar. Park yeri bulmak öyle kolay bir şey değil. Ve her gördüğü yere bu araba buraya girmez. Araba buraya girer. Ya girer diyorum ya. O zamanlar yani çok küçük bir arabamız hani şey de değil. Girer girer girmez dedi. Ondan sonra ben de soktum arabayı. Ama ben kötü park etmiyorum onu söyleyeyim. Sadece oraya girmez diye düşündüm. Matematiksel ya tamam evet ben daha iyi. Ben daha çok ucu ucuna park ediyorum. Olmayan yerlere sokabiliyorum arabayı. Burak Rasa görmedi. Burak Rasa sokuyor. Yani İstanbul'a baktınız bir önü arkası falan arabada. Hanginiz daha sosyal? Halı saha yapıyorum çünkü. Sosyallik buradan tek geliyor. Tek farkımız o evet. Valla halı saha yapıyorum. Yok yok Enis daha sosyaldir. Konuşmayı sever. Zaten bunu aslında daha önce de konuşmuştuk. Enis muhabbeti sever ya. İnsanlara merak eder, konuşur. O kadar da merak etmiyorum artık. Bu gençken. O evet aslında biraz yavaş yavaş gitti ama ben de gençken de oldum. 50 yaşına gelmişim yani. Geliyor efendi gibi topunu oynuyor gidiyor. Hiç muhabbetim yok. Gerçekten mi? Evet. Tabii o yüzden sordum ben hatta. Geçen şey demiştin işte ben halı saha yapıyorum sadece falan demiştin. Belki Şebnem onu yapmadı. Aslında Şebnem okulda o. Daha çok sosyalleşiyor olabilir benden. Sadece sosyalleşmek olarak görmüyor olabilir onu işe gittiği için. Yoksa yani daha fazla insanla, farklı insanla konuşuyor Şebnem. Öğrencilerle konuşuyor, şeyle konuşuyor. Hanginiz zaten ben? Ya bu çok zor. İkimiz de yer yer çok tembeliz. Ama şöyle. Ya hayır bunu diyemem ya. Bunu diyemem. Onu deseydin ya. Onu diyemem çünkü ya bilmiyorum Enis'in yani yetemediği bir şey yok ya. Çok çalışıyor çünkü. O yüzden tembel diyemem. Ben ama de aslında şöyle farklı bir alan diyecektim. Ben de mesela ev işlerinde tembellik vardır. Şebnem'de o yoktur mesela. Yani Şebnem'in evet, normal işlerinde tembelliği yoktur Şebnem'in aslında. Sadece şöyle ikimiz de tembel olduğumu düşünmüyorum ikimizin de. Ama benim herhalde 7-24 yani alakasız mesaisiz bir çalışma saatim olduğu için büyük ihtimalle ben bir tık öne çıkabilirim burada. Ya ben işte evet yani sürekli çalışıyor. Hiç uyumaz hep çalışır. O yüzden tembel olmadığını düşündüm. Ay, teşekkür ederim. Ama onun haricinde tabii ki de ev işlerinde tembelsin yani. Tabii tembel. O, öyle bir durum var. Ben de tembel değilim yani aslında. Ya, Şebnem tembel değil. Sadece ben bir tık daha öne çıkıyorum. Şebnem hiç tembel değildir. Tartışmaları kim yatıştırır? Çok basit. Yani easy bunu geç. Yani easy. Ben resmen niye hep çocuklar duymasın Haluk gibi konuştun gibi. Ben hep zeytin dalıyla gezerim öyle söyleyeyim yani. Hanginiz daha düşünceli? Ne dedin? Evet. Şebnem daha düşüncelidir. Tartışmaları ben yatıştırsam da Şebnem beni hep düşünür mesela ve şey ailemizi ilgilendiren şeyleri de hep düşünür yani. Ben ne? YouTube'a video çıkmış mı çıkmamış mı? Ya benim düşündüğüm şey yok o. Ya hakikaten. Yani düşünce hakikaten. Ama o da şey ekmek yok kapısı sonuçta. Tamam öyle ama yani. Taşmayacağız ne yiyeceğiz yani. Sadece ondan ibaret değil. Ama Şebnem çok daha kapsayıcı düşünür onu söyleyeyim. Her aşamasıyla evet düşünür yani. Her şeyi düşünür. Ya şu an mesela bir kriz olsa ve yani tüm paramızı, malımızı, mülkümüzü kaybetsek Şebnem'in B, C, D, E, F, G planları falan devrededir yani. Evet. Yani o kadar derin düşünür. Hanginiz daha titiz? Titiz mi? Ben. Bok gibi soru geç. Yani bu çok basit soru. O yüzden demiştim. Bu ne abi? Bu çok basit. Gelmiş bir format yaptım abi diye dandıktan bir sorularla. Bu ne abi? Stresli anlarda hanginiz daha sakin? Enis daha sakindir. Hemen bir örnek yapalım mı? Kriz çıkarıyor şuna. Evi yakıyormuşum eve. Bakın ne kadar sakinim. Evi yanıyor şu anda. Hiçbir şey yapmıyorum diye. Ben yani daha sakin olurum diye. Ya ben de bunu aslında evet daha sakin ama genelde şuna bağlıyorum. Bir sıkıntı olduğunda galiba hani olabilecek tüm senaryoları düşünürken ve bunu sesli olarak dile getirdiğimiz için kadınlar panik yaşıyormuş gibi ortaya çıkıyor. Ama erkekler aslında erkeklere bir kal geldiğini düşünüyorum ben panik anında. Salaklık var. Gerçekten ben, o kal. Ben katılıyorum buna. Evet yani o kal gelmeyle aslında sakin gibi gözüküyorsunuz. Yani öyle bir durum oluşuyor. Aslında bizim o anda kafamız çok hızlı bir şekilde çalışıyor ve her şeyi konuşmaya, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bunu da belirtmek istedim ama tabii ki de sen diye cevap verdin. Benim için ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben çok daha önce işte
ailesel şeylere çok girmeyeyim de. Seninle evlilik yıl dönümümüzdü. Sonra ben hastaneye koşarak gitmek zorunda kaldım. Evet. Yani tamam, mesela tamam. Orada fark ettim çok rahat ve serin kanlı olduğum ilk olarak yani. Sonra birkaç şeyde daha fark ettim yani geldi panik yapmadığımı. Evet. Ve şey yaptığımı falan. Gerçi sen tabii ne kadar o an gördün beni bilmiyorum da. Ya o ilk evlilik dönümümüzdü. Neyse zaten geçtim. Bu çok anlayacak bir şey değil yani şu an. Hanginiz daha çok geçiştirir? Neyi? Genel olarak konuları. Genel. Sen ben kaldırdım zaten. Kamera gördüm sen de kaldır. Sen mi? Ben dedim. Ha, ben daha çok geçiş. Ama boş ver falan derim ya ben. Ha, ben o anlamda değil ya. Ben de konuşmak istemediğim şeyleri kapatmak anlamında düşündüm. Ha, ben genel olarak her hayatta ilgili her konu yani. Ama çözemeyeceğimiz bir şeyse boş ver. Allah ikimizde de var demek ki yani bu. Ha, bilmiyorum. Bunu dışarıya karşı düşünmeyin. İkiniz arasında soruyorum. Yani ev içinde. Hanginiz daha eğlenceli? Daha eğlenceli? Evet. Bu zor soru lan. Evet. Bu zor oldu. Bence bir gıdım farklı. Ama bir gıdım farklı da o yani. O da mecbur cevap vermemiz gerekiyor. Benim burada sen dememdeki tek sebep sen de sen dersin. Ama ben de eğlenceli bir piç olduğum için. Ya böyle bir şey oldu. Hemen şakalar bakalar ve kendimi çıkıyorum. Hayır arkadaşlar ben daha eğlenceliyimdir. Ya ben eğer sinirli değilsem gerçekten çok eğlenceliyim insanım ama bazen sinirli olabiliyorum tabii ki de. Sinirli değilsem çok eğlenceliyimdir. El üstü normal düz bir insan işte ya. Evde öyle duramıyoruz yani. Arada eğlenceli oluyor. Peki ya hanginiz daha sakar? Evet, tamam. Tamam, bu cevap doğru. Ama Şebnem'in bir ara arka arkaya yaptığı müthiş sakarlıklar vardı. O dönemini silip atıyorum yani. Bir ara her gün yok işte Dante'nin sildiği suyunu dökerdi. İşte Melo'nun temizlediği kapı dökülürdü falan. Böyle her şey birbirini yere dökülüp dururdu bir ara. Şebnem hatta dedim ki ya bana iş kitlemek için yapıyorsun. Yani ben bu işi beceremiyorum sen yap diye. Ya da bir ekstra bir dönemi vardı. Evet, şu anda hayvanlara sen bakıyorsun zaten. Evet. Doğru, ödüm oldu. Evet, bu videomuz da burada böyle sonlanmış oldu. Hem birbirimizi daha iyi tanımış olduk hem birbirimiz hakkındaki düşüncelerimizi öğrenmiş olduk. Ben seni tanıyordum zaten. Ben seni bu videoda tanıdım Şebnem. Gerçekten mi? Evet, bu videoda bambaşka bir yüzünü gördüm. Hangisi mi gördün? Ne bileyim ben. Öyle bir dram olsun diye şey yaptım. Ben yani. Eşimi tanıyordum. Ben siz tanımış oldunuz yani işte. Enis böyle bir adam. Bir şey söyleyeceğim. Bunun şey versiyonu var mı? Uzmanımız o diye ona sormak istiyorum. İzleyicilerden gelen sorularla yapılan bir versiyon olabilir mi mesela? Yaparız. Niye senin olmasın? Çünkü aklına gelmeyen, çünkü senin hani kapasiten çok yüksek biliyorum ama aklına gelmemiş çok değişik sorular da oldu. Ne bakıyorsun oğlum? Düşük diyeceksin sanırım. Kapasitesi yüksek bir genç arkadaşsın ama aklına gelmeyen sorular da olabilir belki. Sizin de sorularınız varsa açıklama kısmına bir yere yazın. Açıklama kısmına ben yazıyorum lan. Açıklama kısmına siz bir şey yazamazsınız. Yorum kısmına yazın. Kafayı kanalı birine devrediyorsun. Aynen. Kanalı ben size vereyim abi. Kafanıza göre takılın. Niye? Onu belki izleyici versiyonunu yaparız ya. Tamam yapalım ama izleyicilerden lütfen çok soru gelsin o zaman. Yani mesela bir kişi 3-5 soru yazsın. Zaten 1500 soru gelsin onu cevaplayacaksın. Ya öyle değil mi? Zaten hepsi aynı oluyor ki sonra. Bir tane gelince hepsi aynı oluyor genelde. Öyle mi oluyor? Benzer genelde öyle oluyor. Aynen benzer sorular oluyor. Ben çok beğendim Baturan'ın sorularını. Güzeldi Baturan'cığım. Ben de o zaman izleyiciyi oynuyorum. İzleyicilerimizin sorularının çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Ya güzel olur olmaz ya demiyorum. Ya bırak kıvırma. Öyle mi? Götüm gibi aynı soruları soruyorlar. Hayır ya. Hayır öyle bir şey demedin ya. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır ben bir çok dakika kapatma. Sizi. Bir dakika. Bir dakika. Sakin ol. Kim daha izleyiciye sert? Hayır yani gerçekten yazın. O anlamda söyledim. Bir tane değil birden fazla yazın. Çok çok yazın ki biz daha çok video çekelim. Daha uzun olsun videolar. O anlamda söylemek istedim. Biliyorum ya, be. Ya. Kızım ya. Biliyorum. Herkes biliyor. Her videoda illa bana linç gelecek bir şey söyletiyorsun Enis yani. Her seferinde. Az önce sen demedin mi? İnşallah linçlenirsin orada. Bir tane bir şey söylemişti bu. Evet. Fakir filmi. Ha fakir falan demişti. Hadi bakalım arkadaşlar. Bekliyorum. Linçlenirsin bekliyorum. Hoşçakalın. Kocasının linçlenmesi için. Hoşçakalın.